1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 47 Japonya'nın 1950-1990 yılları arasında nüfus artış hızını azaltmaya, 1990-2017 yılları arasında ise nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uyguladığı bilinmektedir. Verilen nüfus piramitleri incelendiğinde uygulanan bu nüfus politikalarının Japonya'nın nüfus yapısını nasıl etkilediği söylenebilir. Cevap: Japonlar 2. Dünya Savaşı'nı ağır bir şekilde kaybettikleri için 1939-1945 ve Amerika tarafından Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya atom bombası atıldığı için yüz binlerce insan ölmüş ve ülkeden kaçmıştır. Radyasyon sebebiyle 1990'daki artışın sebebi ise nüfusun yükselme sebebi ise radyasyon etkisini yitirmesi ve teknoloji konusunda bir sırada olduğu içindir. Japonya'da toplam nüfus içinde çocuk nüfus 0-14 yaş oranı 1975 yılında %22 iken 2015 yılında %13'e düşmüştür. Benzer şekilde yaşlı nüfus 65 ve üzeri yaş oranı 1975 yılında %9 iken 2015 yılında 26.3'e yükselmiştir. Çocuk nüfus oranının azalmaya, yaşlı nüfus oranının da artmaya devam etmesi halinde Japonya'da hangi sosyoekonomik problemler yaşanabilir? Cevap: Bir ülkede doğurganlık oranının azalması ve ortalama ömür süresinin uzamasıyla nüfusun yaşlanması şeklinde ortaya çıkan demografik değişimler, ekonomik büyüme, istihdam, işgücü, üretkenliği, özel tasarruflar, vergi yükü ve yaşam standartları gibi birçok ekonomik ve sosyal alanda sonuçlar doğurmaktadır. Avrupa Birliği'nde nüfus yaşlanmaktadır ve bu durumun gelecekte birçok sorun yaratacağı açıktır. Muhtemel sorunlar, işgücü kapasitesinin ve üretkenliğinin azalması, ekonomide genel tasarruf miktarının azalması ve sosyal güvenlik sistemlerinin olumsuz etkilenerek kamu harcamalarının artması olarak sıralanabilir. Japonya'da 1990 yılından sonra nüfus artışını hızlandırıcı politikalar uygulanmasına rağmen nüfus artış hızı 1995'te %3,6, 2005'te %2, 2015'te de 1.2'lik oranlarla devamlı düşmüştür. 1990 yılından sonra uygulanan nüfus politikalarının başarısız olmasında etkili olan başlıca faktörler neler olabilir? Cevap: Japonya'nın son 50 yıl içinde uyguladığı nüfus politikaları istenildiği gibi sonuçlanmamıştır. İlk başlarda nüfus artış hızını arttırmak istemiş fakat nüfus artış hızı beklenenden fazla olmuştur. Bu yüzden nüfus artış hızını azaltmak istemiş fakat bu sefer de nüfus artış hızı beklenenden çok daha fazla azalmıştır. Tekrar nüfus artış hızını arttırmak istese de bu gerçekleşmemiş ve nüfus artış hızı azalmaya devam etmiştir. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.